Selam arkadaşlar. Bugün bahçemizden kabak koparıp size bir kabak tatlısı yapacağım. Sütlü. Şimdi kedimle beraber bahçeye gideceğiz. Evet, kedimiz portakal. Gel oğlum. Bakalım gelecek mi? Gelmiyor bugün. Yine de tuttu. Normalde her zaman benle beraber bahçeyi gezer. Bu sene güzel bir bahçe yaptık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ha, geldi. Kedimiz de geldi. Normalde gelmeyecek diye korktuydum. Aynı arkadaşlar köpek gibi beni takip ediyor bu kedi. Çok akıllı bir şey. Hem bahçemizi görelim. Bu sene patlıcan ektik, domates ektik. Kabağımız orada. Biber ektik. Fasulye ektik. Fasulyelerimiz toplandı, işleri bitti. Biberlerim güzel bu sene. İyi bakım yaptım biberlerime. Domateslerime de güzel bakım yaptım. Yalnız çiçeği çok az. Yani herhalde tohumdan diye tahmin ediyorum. Herkes tohum almayı bilmiyor. Fide başı 2 tane 3 tane domates oluyor. Burada 3 tane, burada 2 tane. Bunlar pembe domates arkadaşlar. Şimdi kabağımızı koparacağız. Kabağımız tam oldu. Hatta biraz geçmek üzere. Bu kabaktan bir tatlı yapacağız. Eve giderken portakallı bir çekelim. Keyfi gayet güzel şu anda gölgede. Salatamıza bakalım. Ben burada bahçemde hep yerli tohum kullanıyorum. Olduğu kadar. Selamlar. Kabağımızı dün kopardık. Bundan şimdi bir tatlı yapacağız. Bu kızartma kabağı. Vallahi bunu çoğu kimse bilmiyor. Önce şu kabağımızı bir soyacağız. Komple kabuklarını alacağız. Kabağımızı güzelce soyduktan sonra kenarlarındaki pütürleri de alıyoruz. En ufak bir kabuk parçası kalmaması gerekiyor. Ondan sonra şu şekilde yarıyoruz kabağı. Bu içindeki çekirdek kısmını hepsini alacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün çekirdek kısımlarını aldım, lif kısımlarını aldım. Tertemiz kabak olarak kaldı sadece et olarak. Şimdi bunu kuşbaşı biçimde doğrayacağız şöyle. Doğrama işlemim bitti. Ben bunun için yaz kabaklarını tercih ediyorum. Yerli kabaklar var, organik. Hem böyle büyük oluyor. Bakın şu şekilde kuşbaşı doğradım. Şimdi bunu tencereme atıyorum. Ve ocağımıza geçiyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Şimdi buna su ilave ediyoruz. Ben sıcak su ilave ediyorum. Siz soğuk sudan da yapabilirsiniz. Yaz kabağı çabuk pişer. Bu göz kararı bir su atılıyor. Ben buna 4 su bardağı su atıyorum. Üstüne
üstünü kapatarak kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca şekeri atacağız. Bu arada bir teknik anlatım hatası yaptım. Su kaynayınca değil, kabaklar piştikten sonra şeker atıyoruz arkadaşlar. Yoksa ağda gibi olur. Bakalım, kaynamasını bekliyoruz. Ondan sonra neredeyse dağılacak hale gelene kadar kaynayacak. 15 dakika kaynadı, bir kontrol edelim. Olmak üzere. Dağılmayı yüz tuttu. Siz nasıl isterseniz, kimisi püre şeklinde yapıyor. Gördüm internette bir tarif ama bu şekilde bütün olarak yapan yok. Şimdi bunu kapattık altına. Ben buna bir su bardağı şeker ilave ettim. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyorum. Şekerler erisin. Ve bunu ağzı açık bir biçimde soğuma bırakıyoruz. Evet. Tabağımız bayağı soğudu. Bakın şu şekli aldım. Çok güzel oldu. Tam kıvamında pişti. Şimdi buna istediğimiz miktara süt ilave ediyoruz. Şekeri biraz fazla koyma sebebi de buydu. Şu şekilde karıştırıyoruz. Kasemize koyuyoruz. Bence çok harika oluyor bu. Denemeyen varsa mutlaka, ama mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Süt tatlarını sevenler için özellikle birebir. Ben bunu aslında dolaba koyup soğuk yiyorum. Sıcak yemek isteyenler, sıcak sevenler yiyebilir. Buyurun. Arkadaşlar gerçekten harika oldu. Çok iyi oluyor. Beğenenler lütfen beğeni tuşuna bassın. Abone değilseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yapanlara, yiyenlere şu şekilde afiyet olsun.